Arkadaşlar merhaba. Daha önce kanalımızda iki farklı paravan blok videosu zaten halihazırda yayınladık. Fakat konuyla alakalı hala da çok fazla soru geliyor. Biz de zaten önceki paravan blok sistemimizi değiştirdik. A'daki siteler arasında değişiklikler yaptık. İşte A yeniden farklı web siteleri falan ekledik. O yüzden hani konuyla alakalı hem soruları yanıtlayabilmek adına hem de daha önce Tumblr blokla alakalı vermiş olduğum yanlış bilgiyi düzeltmek adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi ağı arkadaşlar şu şekilde tasarladık. Şimdi burada 3 tane NIFS kayıtlı site var. Bu 3 NIFS kayıtlı site arkadaşlar VBOT'la özgün olmayan içerik çekiliyor. Daha sonrasında burada 3 tane daha site var arkadaşlar. Yani bu 3 NIFS kayıtlı site footer olarak bunları besliyor. Bu 3 site de arkadaşlar biri Tumblr, birisi Blogspot, birisi de Medium bloğu. Medium'a çok fazla yoğunlaşmayacağız. Asıl yoğunlaşacağımız yer Tumblr ve Blogspot blokları. Bu siteler de arkadaşlar her içeriğinden Kozbo Org'a tanıtım yazısı şeklinde diyeyim, yani footer değil, tanıtım yazısı şeklinde çıkış veriyorlar. Ağın arkadaşlar yine tanıtım yazısı şeklinde çıkış veren iki site daha var. Bunlar keyword domainler. Yani John Müller bir açıklama yaptı. Keyword domainlerin eski önemi yok tarzında bir açıklama yaptı. Hani eğer öyle dediyse hani doğrudur diye kabul ediyoruz. Fakat direkt yani bu A'daki siteleri hani şey yapabilmek adına, sınıflandırabilmek adına biz domainleri keyword aldık. Onun dışında A'nın dışında yine NIFS kayıtlı .net uzantılı bir web sitemiz var. Bu web sitemiz de arkadaşlar Google'da düşen bir domaindi bu. Google'da bunun 20 tane falan organik bağlantısı var. O yüzden arkadaşlar arama hacmi düşük, rekabetin düşük olduğu şeylerde, kelimelerde yine ilk sayfadan falan şey yapabiliyor, listelenebiliyor. Bu sitede de arkadaşlar Kozboard'da yayınlayıp daha sonrasında arama sonuçlarından kaldırdığımız içerikleri bu sitede yayınlayacağız. Bu sitede arkadaşlar bu iki siteyi, özür dilerim, footer olarak besliyor. Şimdi link inşası konusu çok fazla soruluyor. Hocam işte hani paravan blokta nasıl bir link inşası yapmalıyız tarzında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar ağın en dış katmanındaki siteler. Bunlara programla yorum yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani yurt dışındaki örnekleri falan inceledim ben. Özellikle Hintliler bu paravan blok sistemini çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Onlar genellikle bu ağın dış katmanındaki sitelere işte MoneyRobot, Scrapbox, GSA, İşte comment backlink, hani Reon'da satıldığı için söylüyorum. Bu tarz programları kullanıyorlar. Fakat A'dan direkt çıkış aldığımız bu siteler arkadaşlar bu tarz programları kullanarak link inşası yapmamız biraz tehlikeli. O yüzden bu yani 1, 2, 3, 4, 5 sitede de arkadaşlar özür dilerim 3, 5, 6 sitede şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Bu siteler hani oturup da link inşası yapabilecek vaktimiz olmadığı için bu sitelerde Reon'da güvendiğimiz, işte az çok içeriğini bildiğimiz backlink paketlerini arkadaşlar sipariş vereceğiz bu sitelere. Bu siteleri de bu şekilde güçlendirmeyi düşünüyoruz. İçerik konusunda şöyle, yani dediğim gibi bu siteler VBOT'ta içerik çekiyor. Bu sitede Kozborg'un geçmiş dönemde yayınlayıp daha sonrasında işte arama sonuçlarından kaldırdığı içerikleri giriyor. Bu iki sitede arkadaşlar yani birini şöyle söyleyeyim, ürün anahtarıyla alakalı. Zaten ürün anahtarıyla alakalı çok fazla şeyimiz olduğu için, içeriğimiz olduğu için bunu direkt keyword domain olarak aldık. Bu ürün anahtarı sitesinde arkadaşlar özgün içerikler olacak. Yine sadece ürün anahtarlarıyla alakalı. Bu üst sitede arkadaşlar Combox diye bir yazılım satın aldık Reon'dan. 150 TL programın şeyi, maliyeti. Programın temel felsefesi işte mevcut içerikleri özgünleştiriyor. Tam kelime dönüşümü aktif dediğiniz zaman çok ciddi bir özgünleştirme yapmıyor. Yani bir cümlede taş çatlasın 2 tane 3 tane falan kelimeyi özgünleştiriyor. Fakat tam kelime dönüşümü aktif butonunu kaldırdığınız zaman isim veri tabanı bölümünden arkadaşlar programa kendiniz şey ekleyebiliyorsunuz. Yani eş anlamlı cümleleri falan filan ekleyebiliyorsunuz. Fakat bu sefer de cümle yapıları biraz bozuluyor. Ama program çok kullanışlı. Yani çalışıyor zaten aktif. Herhangi bir sıkıntısı da yok. O yüzden bunu yani bu iki site için satın aldık. Şimdi Tumblr blokla alakalı şöyle bir anlaşımızı düzeltelim. Daha önceki videolarımızda Tumblr bloktaki işte alınan backlinklerin Search Console'a falan düşmediğini söylemiştik. Orada bir hata yaptık.
Onu düzeltelim. Düşüyormuş arkadaşlar. Onu da şöyle yaptık. Önce tema değiştirdik Tumblr bloğumuzda. Daha sonrasında da arkadaşlar temayı düzenle, özelleştir bölümünden, şu etemeli düzenle bölümünde ben bu kodu da sizle paylaşırım. Şöyle bir script kodumuz mevcut. Bu script kodu arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi Tumblr bloklarındaki bu linklerin önündeki refli bağlantısını yok ediyor. Yok ettiği için de arkadaşlar bu içerikler indekslendiği zaman biz her indeks başına arkadaşlar şey alıyoruz. Yani backlink almış oluyoruz. Şimdi paravan blokla alakalı en çok sorulan sorulardan birisi de şu. İşte hocam hani biz içerikleri giriyoruz. İşte iyi kötü bir link inşası yaptık fakat herhangi bir fayda sağlayamadık. Arkadaşlar herhangi bir fayda sağlanabilmesi için paravan blok ağındaki bazı web sitelerin, en azından bazılarının iyi kötü bir hit yakalayabilmesi lazım. Şimdi bizim en büyük avantajımız şu site arkadaşlar. Daha önceden Kozborg'a direkt footer veriyordu. Fakat bunun bağlantının çok bir faydasını göremediğimiz için bu bağlantıyı şeylere yönlendirdik. Blogspot ve Tumblr bloklarını yönlendirdik. Bu sitenin arkadaşlar Google Discover, yani keşfet servisi açık. Keşfet servisi açık olduğu için keşfetten günde 50 ile 100 arasında bir hit çekebiliyor. İçerikler botla girilmesine rağmen. Bizim ağımızın en büyük avantajı bu. İkinci avantajı da bu site olacak. Bu sitede de arkadaşlar arama hacmi düşük, rekabeti düşük. Kelimelerle alakalı içerikler üreteceğiz, gireceğiz. Daha sonrasında da bunu backlinklerle destekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da iyi kötü bir, yani hiç yakalayamasa 100-200 hit yakalamaya başlayacak yakın zamanda. Yani en azından mevcut hesaplamalarım o şekilde. A'daki iki sitede arkadaşlar hitli olduğu için paravan ağımız bir tık daha kaliteli olmuş olacak. Şimdi paravan ağındaki şema konusuyla da alakalı çok soru geliyor. İşte hocam şema nasıl olmalı falan. Bu tamamen sizin hedefinize, işte bütçenize bağlı değişen bir durum. Yani işte bu site burada olacak veya burada olacak diye bir şey yok. Net kurallar yok. Yani bunu işte örnek veriyorum. Şöyle işte buraya site dolduruyorlar. Bir katman yapıyorlar. İşte araya şöyle bir ikinci katman yapıyorlar. Şöyle bir katman. Ortaya işte ana siteyi falan koyuyorlar. Hani dediğim gibi bu tamamen sizin bütçenize ve hedeflerinizle alakalı bir durum. Hani şema şöyle olmalı, böyle olmalı diye bu işin net kuralları yok arkadaşlar. Herkesin fantazisine, işte hedefine bağlı değişen bir durum bu. Şema konusu da bu şekilde. Yani dediğim gibi paravan ağından net olarak sonuç beklemek istiyorsanız arkadaşlar ağınızdaki siteleri sürekli olarak kaliteli bir hale getirmeniz gerekiyor. Çok fazla böyle işte backlink alayım, işte programla basayım basayım durayım mantığıyla hareket etmeyin. Onun çok bir faydası olmuyor arkadaşlar. Yani bunu denedik biz zamanında. Onu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla.